Merhabalar sevgili arkadaşlar, değerli dinleyicilerim, sevgili takipçilerim, hepinize teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Bu arada takip ettiğiniz, yorum yazdığınız, beğeni bıraktığınız için o güzel eliniz dert görmesin, çok para görsün, sağlık görsün diyorum. Evet, bugün 12 Nisan 2022 günlerden Salı ve bugün Ay Aslan Burcu'nda. Fakat ay boşlukta, saatini söyleyerek başlayacağım. Saat 13.15'te boşluğa girecek bugün ay. 17.07'ye kadar Aslan Burcu'nda boşlukta. 17'den sonra da Başak Burcu'na geçecek. Yani bugün akşam saatlerine kadar ayımız Aslan, akşam saatlerinin itibaren ise Başak Burcu'na geçecek. Demek oluyor ki iki tane ruh halinde olacağımızı söyleyebilirim. Şimdi evet, Aslan dedik ve bugün çok açı var gökyüzünde arkadaşlar. Özellikle tabii ki ayın boşlukta olduğu saatleri biraz daha rutinde geçirmek bizim için daha önemli olacak. Veya başlanmış işleri sonlandırmak veya hayata geçirmek için yine kullanabilirsiniz. Ama genel olarak şu yorumu yapmak istiyorum ki biliyorsunuz bu hafta sonuna doğru şu anda ayın fazı büyüyor. Işığı büyüyor çünkü dolunay fazına doğru gidiyor. Başlamak için, herhangi bir konuya niyet etmek için, ilerlemek için. Yani bana sorular geliyor, o yüzden söylüyorum. Güzel zamanlar arkadaşlar. Çünkü gökyüzünde hiç retro gezegen yok. Dolayısıyla da özellikle bu sene için yine altını çiziyorum. Bakın Mars çok uzun bir retro yapacak. Sonbaharda başlayacak ama yine de o Mars retrosu başlamadan önce çok önemli girişimler, başlangıçlar için bence değerlendirmesi gereken bir zaman dilimindeyiz. Hele şu günler, tabii Merkür de retro değil. Onu zaten söyleyeceğim başladığı zaman. Yani kaliteli bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Şimdi güne baktığımızda, evet, bu gece yarısından itibaren ay ve güneşin üçgeniyle bu gece güne başlıyoruz. Ve hemen ardından 0-3 sıralarında da ayın düğümlere karesi var. Ve aynı zamanda da ay satürn karşıtı olacak yine saat 0-3 sıralarında. Gece biraz stresli, gergin, huzursuz olabiliriz. Birden uykunuzdan bile uyanabilirsiniz. Sağlık sorunları oluşabilir, mesela kalp dolaşım sistemi, tansiyon gibi durumlar olabilir. Stres yapmayın, sakin olun lütfen. Hiçbir şeye canınızı sıkmayın, sağlığımızdan daha önemli hiçbir şey yok tabii ki. Evet, günün ilerleyen saatlerine baktığımızda gün boyu aslında temel açısı çok fazla yok ayın. Temel açısı saat 13.16'da Mars'la karşıtlık yapacak ve boşluğa girecek. Tabii ki ayın Mars'la karşıtlığı bizi motivasyon olarak biraz gerer, zorlayabilir. İstediklerimizle, yapmak istediklerimizle yapacaklarımızı karar verme aşamasındaysak eğer, ya da yapamadıklarımızı demek daha doğru olacak, biraz zorlanabiliriz açıkçası. Streslidir. Mars biliyorsunuz zarar verici bir gezegendir. Yorucu olabilir açıkçası. Tartışma ve stresli durumlara karşı da özellikle ilişkilerle ilgili konularda bilhassa dikkat etmekte fayda var. Özellikle ayın boşlukta olduğu saatlerde. Evet, ve bugün o büyük kavuşumumuz gerçekleşiyor. Jüpiter Neptün saat 17.42'de kavuşuyorlar değerli arkadaşlar ve bu kavuşumu gören bir yüzyılda yaşıyoruz. Bizden sonra belki 180 yıl sonra yaşayacak olan insanlar bunu yaşayacak, deneyimleyecek. Her gün bahsediyoruz zaten. Umarım hepimize, tüm insanla bağışlama, affetme. Önce kendinizi bu arada bağışlayın, affedin. Ve çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bugün özellikle hani akşam saatlerinde ayın Başak Burcu'na geçtiğinde belki bunu yaparsanız çok daha faydalı olacak. Çünkü saat 23.54'te de ay Başak Burcu'na geçtikten sonra gece saatlerinde Merkür'le çok güzel bir uyumlu açısı var. Bu ne demek? Aslında hem kendinizle, hem çevremizle veya konuşmak istediğimiz kişilerle konuşup irtibat kurabilir. Kendimizi, derdimizi anlatabiliriz. Önce korkularımız var biliyorsunuz. Hepimizin hayatta bazı korkuları var. Yani olmayan insan olduğunu zannetmiyorum. Bu korkuları bir kenara bırakmak, o korkularımızla yüzleşmek ya da hani korkularımızdan vazgeçmek. Çünkü her şey olacağına varıyor. Ne olacaksa oluyor ve korkarak o korktuğumuz şeyin daha çok üzerimize çektiğimizi söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bugünler özellikle bu Jüpiter Neptün kavuşumu ile birlikte özgürleşmek, korkularımızdan arınmak, hayatı olduğu gibi, olduğu anda kabul ederek yaşamak,
teslimiyet aslında diyelim. O kadar önemli ki hayatımızın bundan sonra eğer bunu başarabiliyorsak, eğer başarabilirsek çok zor bir şey ama inanın ne bir yani hiçbir problem sizi hiçbir şekilde üzemez açıkçası. Çünkü hayata bakış açınız değişecektir diye nacizane tavsiye ediyorum. Lütfen hepimiz korkularımızı bir kenara bırakalım, yüzleşelim daha doğrusu korkularımızla diye yine tavsiye ettim. Evet ve en güzel saati günü tabii ki 23.54'te Ay Merkür sekstili ve bu akşam düşünce ve duygularımızı gayet dengede böyle götürebiliriz. Hazır Merkür de Başak Burcu'na geçmiş. Sağlığımızı kontrol edebiliriz. Düşüncelerimizi kontrol edebiliriz. İş hayatımızı, çalışma koşullarımızı, birlikte çalıştığımız insanları daha kontrollü bir şekilde ele alabiliriz aslında konuları konuşmak adına. Gayet güzel bir akşam olacağını söyleyebilirim. Gün içinde dediğim gibi stresli gergin açılar var. Yağışlar sürecektir. Biliyorsunuz yağışlar başladı ve daha da bu ay içerisinde süreceğini de söylemiştik. Hava şartları hani zaman zaman iniş çıkışlı olacak ama bol yağış alacağımızı söyleyebilirim. Bugün için şöyle bir şey daha söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Evet, Ay Başak Burcu'nda ve Merkür de artık Boğa Burcu'nda olduğuna göre gerçekten bizim için güzel bir iki gün bence önümüzde tüm konuları şöyle masaya yatırıp tartışmak, ele almak için bence değerlendirin diyorum. Mutlu bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın ve videoyu beğenmeyi ve tabii ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.